Merhaba, ben Barış Anlı. Ortodont tedavisi ile ilgili çektiğimiz videolara devam ediyoruz. Tedavi süreciyle ilgili olan videoları 3 bölümde incelemek çok daha iyi olacak. Çünkü her birisi ayrı ve uzun konular. Bu yüzden 3 ayrı video çekmeyi düşünüyorum. Öncelikle tedavi öncesi bilmemiz gerekenler, tedavi öncesi dikkat edeceklerimiz, yani tedavinin öncesiyle ilgili bir video olsun, tedavi süreciyle ilgili bir video olsun ve tedavinin sonrasıyla ilgili bir video olsun. Bu videomuzda tedavi öncesi dikkat etmemiz gereken şeyler üzerine konuşacağız. Ve bunların ilki, tedaviyi istiyor muyum? Yani bizim tedavideki en iyi motivasyonumuz hastanın tedaviyi istemesiyle alakalı. Çünkü siz işte dişleriniz bozuk ya da işte farklı mesela gerçekten tel kullanmaya özenen hastalarımız da var. Yani siz ne kadar istiyorsunuz tel takmayı? Çünkü tedavi süreci biliyorsunuz işte ilk tel takıldığında ağrılar olabiliyor, işte yasak olan bir sürü şey var. Belli bir süreç boyunca işte randevularınıza gitmeniz gerekiyor. Gerçekten tedaviyi istiyor muyum, istemiyor muyum? Çünkü zaten hekime gittiğinizde hekim diyecek size işte şöyle bir tedaviniz var, sizin tel takmanız gerekiyor. Ya da tel takmanıza gerek yok, işte bunun için tel takılmayabilir. O yüzden siz ne kadar istiyorsunuz? Bakın şimdi çok önemli bir şey var. Mesela bir tane dişi çok azıcık dönük olan hastalar var ve gerçekten tel tedavisi istiyor. Ama aynı zamanda çok daha bozuk olan hastalar var, tedavi istemiyor. Yani burada hastanın motivasyonu her şeyden önemli. Mesela bazen işte hasta ailesiyle geliyor. Ailesi çok istiyor tel takılmasını. İşte bir problem var, doktor diyor ki tel taktırın. Ama istemiyor mesela hasta. Ben öyle durumlarda gerçekten tel takmaktan kaçınıyorum. Çünkü bu zorlu süreç gerçekten siz istediğinizde ve uyum içinde olduğunuzda ilerliyor. Aksi takdirde hakikaten çok zor bir tedavi oluyor. Siz tedavi istiyor musunuz, istemiyor musunuz? En önemli konu en başta bu. Diğer önemli bir konu da ağız hijyenim yeterli mi? Yani tedavi öncesi ağzınız ne durumda? Siz tel takmaya iyi bir aday mısınız? Çünkü gerçekten diş bakımını çok iyi yapan hastalarda zaten bununla ilgili bir sorun yaşamıyoruz. İşte çok ciddi bir işte öncelikli bir diş taşı temizliği yapılacaksa ya da işte çürüğümüz varsa bunun dolgusu yapılacaksa evet bunları yaptırıp sonrasında hemen başlayabiliyoruz. Ama ağız hijyeni düzgün olmayan ya da diş fırçalaması alışkanlığı olmayan hastalarda maalesef durum biraz zor. Çünkü gerçekten hasta tel taktırmayı istiyor ama dişlerini fırçalamıyor. Böyle bir alışkanlığı oturmamış. Böyle hastalarda işte başta 1-2 ay çok özeniyorlar. Evet söz veriyorum Barış abi kesinlikle fırçalayacağım diye başlıyor ama aradan 1-2 ay geçtikten sonra işte fırçalama azalıyor. Ağız hijyeni kötü oluyor. Bu bizim için gerçekten problem. Çünkü dişlerde lekeler kalabilir, dişler çürüyebilir. Tedavi boyunca işte ağız kokusu yapabilir ve benim için en önemlisi dişlerde leke kalabilir. Yani bununla ilgili ayrıca konuşacağız. Eğer dişlerde tedavi sürecinde diş fırçalanmazsa, yenilip içeceklere dikkat etmezlerse ciddi lekeler kalabiliyor. Ağız hijyeni iyi olan hastalarda tereddütsüz başlıyoruz ama işte söz vermekle işte yani fırçalarım ben daha üstüne düşerim demek olmuyor. Böyle hastalarda ben bir en az 3 ay bekliyorum. Bakalım gerçekten 3 ay boyunca dişlerine bakacak mı yoksa işte ilk heves bakıp sonra bırakacak mı diye. Sonrasında yine hastaların en önemli kendilerine soracakları konu yasaklara uyabilir miyim? Biliyorsunuz tedavinin yasakları var. Yenilip içilmeyecek şeyler var. İşte nedir bunlar? Mesela kola veya asitli içeceklerden kesinlikle uzak durmak gerekiyor. İşte sert şeyler, çekirdekli şeyler, işte mesela erik, zeytin bir tane bile yeseniz bunların çekirdekleri zaten braketlerinizi attırıyor, tedaviniz uzuyor. İşte sert gıdalardan kaçınmanız gerekiyor. Sakız gibi, lokum gibi yapışkan şeyleri yememeniz gerekiyor. Yani sürekli gün içerisinde her yediğiniz şeyde bir şeyleri aklınıza getirmeniz gerekiyor. Çünkü hastalarımla konuştuğumda herkes diyor ki ya Barış abi ben hiçbirini yemiyorum zaten bunların. Ki genelde büyük yalan yani. Aslında birçoğu zaten yenilen şeyler. Cipstir, işte patlamış mısırdır. Yani bunları göze alabilir miyim? Gerçekten bu diyete uyabilir miyim? Çünkü başladıktan sonra bir yerden sonra eğer çok boşlarsanız bu sefer tedavi çıkmaza giriyor. Çok braket kırıldığında tedavi sürekli uzuyor. Uzadıkça hastanın motivasyonu bozuyor, motivasyonu bozuyor, tedavi uzuyor. İşte birbirini takip eden bir kısır döngüye giriyor. Yasakları iyi bilip başından bunları göze almak lazım. Başka bir önemli şey, biliyorsunuz bu tedavi süreci 15-18 aylık bir süreç, bazen 2 yıla kadar sarkıyor bunları. Başta mutlaka konuşuyoruz zamanla. Bu tedavi süreci boyunca ben her ay kontrollerime gelebilir miyim? Çünkü uzak bir şehirdeki hastaya maalesef tedavi yapmak çok zor. Hele hele gerçekten işte doğuda mesela bazı hastalar oluyor işte ben işte 2-3 ayda bir gelsem olur maalesef olmuyor. Yani benim bir ay ya da maksimum 1,5 ayda bir hastayı görmem lazım. Yani siz bu 15-18 ay boyunca her ay gelip gidebilmeyi göze alıyor musunuz? Sonrasında bu 15-18 ay boyunca başka planınız var mı? İşte askerlik durumu var mı? İşte bir yerde bir memuriyete başlayacak mısınız? Evlenecek bir şeyiniz, nişanınız var mı?
Mesela şimdi tedaviye başladık 6 ay sonra ya benim nişanım var bu telleri bir söksek geri taksak olmuyor. Çünkü 6 ay sonra ben o telleri söktüğümde bir gün bile söksem ertesi gün taktığımda neredeyse tedavinin başına dönmüş oluyoruz. O yüzden mutlaka sizin bu tedavi sürecini iyi planlayıp o süreçte de her ay kontrollerinize gelmeniz gerekiyor ve tedavinin o süre boyunca devam edeceğini bilerek planlarınızı buna göre yapmanız gerekiyor. İşte yurt dışına çıkmak, başka planlarınız varsa tedavinizi bir miktar erteleyebilirsiniz. Tedavi sürecine yine geçmeden önce başka bir önemli şey, istenilen şeyleri yapacak mıyım? Yani hekim benden lastik takmamı istedi, takacak mıyım? İşte tedavide şu şekilde bir yol izlemek istiyor, ben bu tedavide bu yolu kabul ediyor muyum? Çünkü ben başlarken bütün hastalarıma en negatif yanlarıyla her şeyi anlatıyorum işte. Bütün tedavide mesela diyelim ki alt çenesi geride, bunun öne gelmesi için şöyle bir lastik takman gerekiyor diyorum. İşte tedavide bunlar yasak, işte şunları yememek lazım. Bunları baştan hastam kabul ediyor, başlıyoruz. Ama işte diyelim ki sizin geceleri uyurken bir lastik takmanız gerekiyor. Nereden işte atıyorum alttaki az dişinden üstteki köpek için bir lastik takmanız gerekiyor. Bazen bunu gündüzleri de takmanız gerekiyor. Ben bunları hep baştan anlatıyorum. Sonrasında siz sıkıldınız ve lastiklerinizi takmıyorsunuz. Dişlerimiz yine düzeliyor ama çenemiz düzelmiyor. Yani ben istediğim sonuca ulaşamıyorum. Belki estetik olarak ulaşabiliriz ama çenenin öne gelmesi ya da geriye gitmesini istiyorsam bunu başaramıyorum. Yani o yüzden hekiminizle hemfikir misiniz? Her dediğini uygulayabilecek misiniz? Bunları baştan çok iyi planlayıp her şeyi göz alarak girmek gerekir. Tedavi sürecince oluşabilecek bazı komplikasyonlar var. Mesela işte dişlerin yerleri değişiyor. Yiyip içmek çok zorlanıyoruz. Bazı şeyleri yiyip içmekte daha zayıflayabilirsiniz. İşte tedavi boyunca dişlerinizi fırçalamazsanız çürükleriniz olabilir, diş taşlarınız olabilir, asitli gıdalar tüketirseniz lekeler kalacak. Bunların hepsini doktorunuzla baştan konuşmanız gerekiyor. Yani işte kulaktan dolma, işte Ahmet yaptırmış ama sonrasında dişleri çürümüş, işte Ayşe yaptırmış ama sonrasında şöyle problem yaşamış. Bunları yaşamamak için her şeyi doktorunuzla başta konuştuğunuzda doktorun size bunun negatif yanlarını da anlatması gerekiyor. Mesela işte eklem ağrısı olan bir hastaya başladığınızda işte eklem ağrısını bizim tedaviyle giderebileceğimizin garantisi yok. Ya da tedaviye başladıktan sonra eklemlerinizde çene çok ciddi düzeltmeler yaptığımızda eklemlerinizde bazı rahatsızlıklar olabilir. Bunları baştan yine bilgilendiriyoruz. Yani her şeyle tedavinin bütününü bilip buna göre her şeyi göz alarak başlamak lazım tedaviye. Ve bütün bu anlattıklarımın sonunda siz tedaviyi onaylıyor musunuz? Yani bütün bunları yapabilirim derseniz, her şeyi göz alıyorsanız, her şey derken tabii bütün negatif yanlarını zaten anlatıyorum ama yani sonuçta öyle bir tabloda çıkmıyor. Zaten genellikle gayet mutlu mesut bir tedavi süreci geçiriyoruz ama her şeyi göz alıp bütün her şeyi anladığınızda, kabul ettiğinizde her şey yolundaysa evet, tedaviye başlamak için hiçbir problemimiz yok. Tedavi sürecine hoş geldiniz.